Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Adana'dayız. Burası arkadaşlar Adana Şehir Hastanesi'nin hemen arkasında bulunan Çukurova Üniversitesi'ne ait bir ziraat arazisi arkadaşlar. Şu an burada bir yangın çıkmış. Kontrollü veya kontrolsüz tam detayını bilmiyorum ama burada bir yangın var arkadaşlar. Bakalım, sanki bir suyla püskürtme de yapılıyor gibi bir ateş var arkadaşlar. Tam detayını bilmiyorum. Bakalım orada herhangi bir araç var mı, görebilecek miyiz? Arkadaşlar şu an birkaç yerde görünüyor, bakın yangın. Evet, bu tarafta da var, diğer tarafta da var. Sanki arkadaşlar su da fışkırtılıyor gibi. Bakın orada bir kırmızı bir tane traktör gibi bir şey gördüm. Evet, hareket ediyor. Evet, şu bölgede arkadaşlar, şu ortadaki dumanın yoğun olduğu bölgede. Arkadaşlar kontrollü bir şekilde sanki yakılıyor gibi geliyor ama bilmiyoruz. Asıl durum şu arkadaşlar, kontrollü de yakılmış olsa normal şartlarda böyle yakarak değil de daha başka bir şekilde bunun arkadaşlar yapılmasının gerektiğini kendileri de söylüyor. Eğer bunu üniversitenin, Çukurova Üniversitesi'nin ziraatinin kendisi yapıyorsa kendisi de yanlış yapıyor demektir arkadaşlar. Çünkü kendilerinin, evet bakın traktör var şu an burada. Kendilerinin de bize öğretti, bize söyledi arkadaşlar. Neydi? Bu şekilde ateş yakarak arkadaşlar anızların yakılması veya böyle arazilerde ateş yakarak buraların bertaraf edilmesinin yanlış olduğunu kendileri söylüyordu. Eğer kontrollü bir şekilde yakmaysa o da bir sıkıntı arkadaşlar. Çünkü diğer canlılara da zarar veriyor. Şayet kendilerinin dışında yakılmış bir şeyse gerçekten çok geçmiş olsun diyoruz. Bakın şimdi bir tane karga önümüzden geçip gidiyor. Evet arkadaşlar, bu canlı da ve buna benzer canlılar da bu arazilerden faydalanıyor. Bitkilerin içerisinde bulunan gereksiz dediğimiz zarar veren böcekleri yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani doğal döngüde kendi yerlerine sahipler arkadaşlar. Bilginiz olsun, burada böyle bu şekilde bir yangın çıkmış. Yangın çıkmış. O bölgeden bu tarafa doğru uçan kuşlar da var işte, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kargalar olsun, diğer kuşlar olsun. Yazık arkadaşlar, işin açıkçası kim yaktı, neden yaktı, nasıl yaktı, kontrollü mü kontrolsüz mü bilmiyorum ama orada bir tane traktör gördüm. Su fıskiyeleri var ve yanan bir bölge var arkadaşlar. Çok geçmiş olsun diyoruz. Lütfen siz de çevrenizde böyle bir yangın görürseniz arkadaşlar, ilk etapta gerekli yerleri arayıp müdahalenizi o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü itfaiye aradığınız zaman kısa süre sonra buraya gelebilirler, bu gibi yerlere. Çünkü doğa hepimizin, doğamıza sahip çıkalım. Geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak arkadaşlar bu ve benzeri videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada videomuzu çektikten sonra bu bölgeye itfaiyenin hemen intikal etmesi için irtibata geçtim. Ve bazı durumlarda şöyle söyleniyor: sen aradın mı itfaiyeyi, bilmem ne yaptın mı gibi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Biz o kadar basit düşünecek kadar zayıf fikirli insanlar değiliz. Tabii ki üzerimize düşen görevimizi yapıyoruz. Buranın bir an önce söndürülmesi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız ve bağlantımızı gerekli yerlerle kurduk. Ve itfaiye de bize güzel bir cevap verdi. Ekibi anında gönderiyoruz dedi. Herkese kolay gelsin, geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar itfaiyeyi aramıştım. Evet, itfaiye de geçiyor şu an. Bilginiz olsun. Umarım kısa sürede şu karşıdaki yangın söndürülür. Bakın, bu yüzden gördüğünüz zaman yangın veya bu gibi buna benzer olaylarda hemen yetkililere bildirin. Kısa sürede intikal ediyorlar. Herkese geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Kısa sürede inşallah söndürülür diyoruz.